çok ciddi bir kişilik sorunu da yaratmaz mı bu ya yani? Belki hiç dış dünyada yaşamayacaksın. Meta life'da yaşayacaksın. Ne dersin? Biz bir simülasyonda yaşıyoruz. Kuantum mekaniği bize bunu söylüyor. Ve bu muhteşem sistemin içinde evrimleşmeye çalışan bir varlık. Ve bu evrimleşmenin sonucunda ne olacak? Peki bir şey soracağım ya, sonuçta gözlükleri çıkardım. Evdeyim yani, Viking değilim, uyduruyorum. Ve baharım işte, mutfağa gideceğim filan. Çok ciddi bir kişilik sorunu da yaratmaz mı bu ya yani? Ne bileyim, ya da başka ruhsal sorun. Meta life denilen life'a geçecekler. Meta life. Yaklaşık şu an 2022-2070'lerde filan meta life'a geçerler. Meta life'ın anlamı da şu. Belki hiç dış dünyada yaşamayacaksın. Meta life'da yaşayacaksın. Ne dersin? Ama fiziksel olarak ne olacak? Çünkü fiziksel olarak hissettiğin her şeyi beynin hissediyor zaten. Şu an için beni görmene sebebiyet veren gözler. Her şey beyinle alakalı. Bunu beyine kodlayabildiğin an takdirde her şey tam anlamıyla senin adına bir real dünya olacaktır. Orada yürüyeceksin, orada zihninle yürüyeceksin, konuşacaksın, düşüneceksin. Vücudunu çok az kullanacaksın. Bu tabii ki... Sağlık problemlerine yol açmaz mı vücudu bu kadar az kullanmak? Bak şimdi, bu o kadar ilginç bir şeydir ki, bunun arkasında başka bir şey var. Şimdi ben Bahar, biz neden kehanet yapabiliyoruz? Biz neden geçen görebiliyoruz? Ezoterizm ne demek? Acaba biz başka bir evrenin metaverse'ünde yaşıyor olmayalım ha? Ha, bu da olabilir tabii. Bak şimdi ben sana göz kırptım. Ne olacağını, metaverse, soul engine. Yani şu anda Elon Musk'ın bulduğu, Google'daki arkadaşların bulduğu, bizlerin bulduğu, Hawking'in bulup da söylemediği şey. Ha. Biz bir simülasyonda yaşıyoruz. Kuantum mekaniği bize bunu söylüyor. Şu an zaten biz metaverse'deyiz. Metaverse olmasa nasıl kehanet yapacağız? Nasıl o orasını göreceğiz? Evren uzay zaman bir makine. Uzay zaman bir makine ve programlanmış. Uzay zamanda görmüş olduğun o her yıldız, o güneş, o hareket, o parametre biri programlanmış. Biz buna şu an bu metaverse'de Tanrı diyoruz, Allah diyoruz, God diyoruz. Bir sanal zeka gibi bir davranışa sahip. Ve bunu yakaladı. Elon Musk yakaladı bunu. Google yakaladı. Yani Amazon yakaladı. Ve bu adamlar boşuna buna yatırım yapmıyor. Ama onları yapmaya çalışacağı aslında metaverse yaratmak diyorsunuz ama sen de ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Bu bedenle bu metaverse'den nasıl çıkarız? Bununla uğraşıyorlar. Bakın bu da ezoterik bilgi. Ama tüm seyirci arkadaşlarımız lütfen araştırsınlar. Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı şey, Google'ın yapmaya çalıştığı şey. Şu an için uzay zamanda öyle şeyler bulduk ki, biz de bulduk biliyor musunuz? Karma astrologları, ben ve benim ekiplerim de buldular. Ve ne buldunuz hocam? Kontrol yazılımı var. Uzay zaman kumaşında belli kontrol yazılımları var. Ve bu kontrol yazılımlarının matematiğinde sistemin çökmesini engelleyen bazı yazılım modellemeleri var. Ve atomlar ve atom altı parçacıklarda bunların hareket yapılarını görebiliyoruz. Ha arkadaşlar, beni sırf astrolog zannetmesinler çocuklar. Astrolojinin haricinde astrofizikle de hobi olarak uğraşırım. Herkeste bir şey arayışı var ya, nerede olursa olsun, işte kişisel gelişim kitaplarından veya ruhsal gelişim kitaplarından bile, işte özüm ne diyor, özüme ulaşmalıyım, işte biliyorsunuz hani böyle bir yükselmeliyim. Şimdi yıllardır hep bilinir hani, din ısıtır, bilim aydınlatır diye. Evet. Şimdi ama sizin bu anlattığınız dünyada bambaşka bir yerden bir yerlere ulaşma şeyi var, dünyası var baktığınızda. Ya biz bilmiyorum ne kadarını göreceğiz, ne kadarını şey. Kuantum bilimi bu. Kuantum bilimi ve kuantum inancı. Buna kuantsal bilim, kuantsal astroloji, evrimsel astroloji veya evrimsel inanç diyebiliriz. Yani şimdi din diye nitelendirdiğin yollara baktığın zaman İbrahim'i dinler. Milattan önce 1800 İbrahim'le beraber geliyor. Milattan önce 1300 Musa ile beraber devam ediyor. Milattan önce 4-5-30 arası İsa ile 600 onlardan itibaren Hazreti Muhammed ile devam ediyor. Şimdi bunlar İbrahim'i dinler. Yani Abraham'ın dinleri dediğimiz. Ama bunları da incelemeler lazım. Neden İbrahim'i dinler Orta Doğu'da bu kadar güçlü ve bu kadar aktif? Ve neden İbrahim'i dinlerin altında yatan pek çok ezoterik sembol var? Her biri çok değerli. Yani Hazreti Muhammed peygamberimizin temsil ettiği o ayeti kerimeler o kadar değerlidir ki, ama onlara batiniye bakacaksın.
Aynı şekilde Hristiyanlığa baktığında Aziz Yuhanna'nın İncil'i de aynı şekilde çok önemlidir. Efesli Yuhanna dediğimiz. Ona çok önem vermen lazım. Ama öbür tarafta Moses ve Sefer Yesira, bunlara bakman lazım. Kabala'ya bakman lazım. Veya eski Mısır'ın Osiris parşömenlerine. Şimdi bunları birleştirdiğinde bununla karşılaşıyorsun. Bir sistem var ve bir kurucu var. Ve bu kurucu akır. Bilimle sanar zeka veya Allah veya Elohim veya God veya La ve bir kuruluş var, bir mekanizma var. Ve bu mekanizmanın altında da muhteşem bir sistem ve bu muhteşem sistemin içinde evrimleşmeye çalışan bir varlık. Ve bu evrimleşmenin sonucunda ne olacak? Şimdi evrimleşmenin sonucunda çoğumuzun temsil etmiş olduğu bir bağ var, bağlantı var. Diyoruz ki biz işte insanı kamil olacak, kamil insan olacak veya işte Adem'in işte. Yuhanna İncil'i ne der? Çoğumuz da Havva'nın namlanmış çocukları. Evet, kovuldu. Cennetten hepsi kovuldu. Cennetten kovulduysa bir lanet var bunun altında. Ve bunu rahatlıkla söyle. Bakıyorsun öbür tarafta Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'e baktığında da imtihan dünyası. İyi ve kötü arasındaki seçim. Ama orada da kovulma var. Apokaliptik bak bu oraya. Apokaliptik baktığında ilksel detay ve ilk ışığın gelişi. Yani dünya dışından gelen buna Tanrı'da, uzayda veya herhangi bir yapının yaratmış olduğu bir sistematik var. Ve bu sistematiğinde yol haritaları ve reçeteleri var. Ama doğru yorumla ve o zaman baktığında onu astrolojik formla birleştiriyorsun. O da diyor ki sana Necim suresinde Şira yıldızının da Rabbi odur diyor. Şira Sirius. Şira. Şira'yı Yemeni'ye, Şira'yı Genovi'ye. Gökyüzünde Şira yıldızı diyorsun. Sen Noel'de 24-25 Aralık'ta neden Noel ağacının üzerine yıldız takıyorsun? Çünkü Şira yıldızı o. Dünyaya en yakın ve en parlak olduğunda ama ezoterik bilgi. İşte bunlarla uğraştığında o zaman kuansal alan ve sistemin mekaniğini yakaladığında tüm İbrahim'i dinlerinde aslında altında bu formülizasyonlar ve yaratıcının veya üst aklın temsil ettiği evren mekanizmasını sana anlattığını gösteriyorsun. Astroloji aslında evrenin bir mekanizma olduğunu ve bu mekanizma içindeki evrensel iradenin senin üzerinde, toplum üzerinde, tabiat üzerinde etkilerini inceliyor. Şimdi o etkileri yakaladığında değişimi görebiliyorsun. Değişimi görüyorsan kehanet de yapabiliyorsun. Ama kehanet yapabiliyorsan üst akıl, o üst akıl, Allah, sanar zeka, neyse o üst akıl, o üst aklın temsil ettiği değeri yaşamak zorundasın. Peki neden yaşıyorsun? Soru bu. Soru hocam bu. Buraya kovulanlar mı geliyor daha çok bu gezegene? Kovulanlar mı buraya geliyor daha çok? Gelişmesi gerekenler. Burası başlangıç şey, hani öyle olunca. Aslında şöyle, bir yerden kovulmuş olduğumuz kesin. Neden kovuluyorsun? Gelişmemişsin. Senin neden işten kovsun? Seni neden evden korusun kira mal sahibi? Bir halt var hepimizde. Var ve tüm apokaliptik kitapların söylediği bir kovulma olayı var. Ve adam olmamız gerekiyor. Burası öyle burası lay lay lom yeri değil. Bedenlerimiz 70 yıl, 80 yıl abuk sabuk egolarla tuhaf kurulmuş bir düzenin içinde var olma çabası içindeyiz. Kendi yarattığımız gerçekleri Tanrı olarak birbirimize paylaştırıyoruz ve gerçek inancın gerçek değerlerini bile unutmuşuz. Bakın astrolojinin ezoterik kısmını şimdi anladın değil mi Bahar? Ben Bağır çok mı? İyi anladım. Yani çok iyi anladım. Peki şöyle bir şey geldi aklıma. Metaverse'den yola çıkarak. Çünkü Metaverse çok geniş bir kapsam ya. Yani artık aklına kim ne geliyor? Aynen. Dünyalar yani hatta. Elma yersin. Mesela biz akademi olarak çok yakında Metaverse üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ciddi yatırım yaptım Metaverse'e ben akademiyle. Şöyle bir şey ama işte hemendir o noktaya gelmedi. Devam ediyoruz. Yani 2 yıla kalmaz ben Notre Dame Kilisesi'nde filan öğrencilere veya atıyorum işte ne diyeyim Atina Parthenon Tapınağı'nda işte ben öğrencilere ders edeceğim. Öğrenciler de orada bir amfiteyatroda oturup beni seyredecekler. Onları yaptırmaya çalışıyoruz. Bununla uğraşıyoruz. Yüksek teknoloji. Şimdi başta eğlenceli. Düşünsenize yani şimdi ders veriyoruz. Sizinle beraber işte atıyorum Paris'te bir Eiffel Kulesi'nin yakınında bir kafede böyle ikimiz konuşarak işte ne yapıyoruz şu anda? Yayın yapıyoruz mesela. Yayın yapıyoruz gibi. Metaverse bu. Şimdi ne kadar ilginç, ne kadar güzel ama insanı Metaverse kontrol olmadığı takdirde gerçeklikten kopartacak.
Çünkü sorunlu. Toplumun %20'sinde mutasyondan kaynaklanan düşüncesel ve genetik problemler var. Bakın, her toplumun %20'sinde var. Kişilik problemleri var, duygularının problemleri var, akırsal sorunlar var, debiler var, gerizekalılar ağır. Ve bu insanlar para ve güce aileden sahip olabilirler, yönetim sınıfına geçebilirler, bazı firmaların başına geçebilirler. Duygusal sorunlar olan kişiler ve kimlikler çeşitli kurumların başında kuvvetli noktalara gelebilirler. Şimdi bu karakterlerin dünyada başarısız olan ne kadar loser, manyak varsa Metaverse. Hadi buyur. Hadi buyur. Şimdi bir insanın doğru zeka, doğru düşünce, doğru duygu, doğru duygulanım ve doğru algı içinde olabilmesi için lazım bazı şeyleri yapabilmek için. Şimdi doğru duygu, doğru düşünce, doğru algı. Japonlar çoğu doğru duygu, doğru düşünce ve doğru algı içinde değiller. Ama Metaverse'de yaptıkları ben öyle şeyler var ki o yapmış oldukları yapılar tamam bilimsel kısmına bir şey demiyorum. Ama bu toplumda bir sorun var. Şimdi bunların yaratmış olduğu robot bilinç, sanal zeka, akılsal ve zeka bunların mangaları ve bunların mangalarının içinde yaratmış oldukları duyguların bir topluma tam anlamıyla hasta diyemem. Ama kültürün altında aşırı bastırılmıştan kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Ama bunlar o kadar çok ciddi sanal zeka ile ilgili çalışmalar yapıyorlar ki bunların yaratmış olduğu değerler, dengeler, olgular. Şimdi sen bunu alacaksan bu bence %30'ları daha da ağır aslında bizlere göre. Bu karakterlerin yaratmış olduğu o sanal zekanın metaverse'ünde var olmaya çalışacaksın. Pardon ya. İlk önce yapan insanların normal olması gerekiyor bazı şeyler. Son bir şey soracağım size. Bu coinler veya bu metaverse'ten arsa alanlar şimdiden bunlar kazandıracak şeyler mi? Finansal sistemlerde bambaşka şeyler bekliyor sanki. Yani Şimdi bir fakirleşme var ama bir taraftan da başka bir sistem mi? Şöyle bir şey zaten Bitcoin yani Bitcoin'in ortaya çıkmasının sebebi Deep Web biliyorsun. Deep Web için çıktı. Yani Deep Web için çıkmış olan bir para birimi. Yani Deep Web'deki işlemler için. Şimdi pek çok arkadaşımız Deep Web'in ne olduğunu bilmiyor. Yani Derin şeyin underground'u gibi. Web internet. dünyasının. Şimdi underground ama şu an çalışan gördükleri interneti Tabii. zaten internetin %5'idir şu an kullandıkları. Deep Web'tir asıl internet ve oranın para birimi. Metaverse'ün de meta yaşamın da para birimi tabii ki Bitcoin veya Ethereum. Bundan dolayı ama bunların realleşmesi, hukuk gelmesi, Metaverse hukukunun gelmesi veya yaşamsal anlamda bir hukukun gelmesi veya bunların ciddiye alınması alt dünyanın 2026-27. Şimdi oradan itibaren onlar çok ciddi işler. Ama şimdi öyle bir şey ki şimdi meta dünyada modadan arsa aldım abi. Ama oradaki yazılımcı arkadaşlar dedi ki kusura bakmayın ya oraya bir tane daha ada yaptık. Senin arsayı da geriye aldık canım. 6 dolara o arsayı satmış. Yani bunlar biraz da şeyi de yakalamamız lazım. Bakın geçen yıl bunu Elon Musk süper yaptı. Akıllı adam ya. Nefret ederim kendisinden ama çok akıllı bir adam. Şöyle Dogecoin denilen bir şey öyle bir Evet. konveyle yükseltti ki şimdi adam uzayda o uydular gönderiyor. Bizim evimizde canları sıkılmış arkaya Dogecoin para kazandırıyor İbrahim abi şeklinde birbirlerine telefon atarak sağ olsunlar Tesla'ya iki akü aldı bizimkiler. Yani şimdi bu manipülasyonlar şu anda Bitcoin, BTC dediğimiz veya coin sistemi, coin takas sistemi tamamen ve tamamen hiçbir ekonomik yapıya bağımlı olmadan, hiçbir hukuki yapıya bağımlı olmadan resmen bir rotar gibi hareket ediyor. Bir Bitcoin ve Ethereum aslında doların ve altının endekslerine biraz bağlanarak hareket ediyor. Onun için ciddiye almıyorum diyorum. Ciddiye alınacak şey şudur. Yani git Kıbrıs'ta kumarhanede oynamak da Bitcoin veya işte Bitcoin sistemi için Bitcoin diyorum sanal para sistemi içinde oyna aynı mantık ama bu değişmeye başlayacak. Önümüzdeki yıl itibariyle bu daha ciddileşmeye başlayacak şimdi. Bu ciddileşmeye başladığında tabii ki biz de bunu inceleyeceğiz. Biz bunu şimdi göz ardı etmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Şu an ciddidir. Neden ciddidir? Çünkü insanlar canları sıkıldığı için geçen ay ne yaptılar? Evde oturuyorlardı. Evde
evde oturuyor herhalde. Canları sıkıldıkları için, bahis sitelerine de giremedikleri için ne oldu? Borsa oynadılar. Ne oldu bizim borsacılar? Borsada deli gibi işlemler var. Yok arkadaş, Hamit abi can sıkıntısından borsa oynuyor. O bizim işlemediğim kravatlı, güzel kıyafetli borsacılar. Borsa endeksimiz de çok... Yani büyüme endeksi böyle değil arkadaşlar. Yapıyı biraz da sosyolojik, psikolojik olarak bakmak lazım. Evet, Bitcoin ciddiye alınacağı zaman gelecek. Ama şu an kriz tokatlıyor. Ben onun için diyorum ki yapmayın, dikkat edin. Ha, alacaksan bekleyeceksin. Yani Bitcoin'i aldım sattım, aldım sattım değil. Bekleyeceksin. Ha, ben şöyle söyleyeyim. Borsa çok ucuz. Düşünsünler. Oo, yatırım şeyi de, önerisi de geldi. Yatırım tavsiyesi değildir, pardon. Öyle diyor ya herkes, her şey söylüyor söylüyor. Ondan sonra bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye. Daha da ucuz yiyecek. Beklesinler. 3 yıl sonra dolar bazında ne olacak? Bitcoin'le ne uğraşıyorsun orada? Aldım sattım, çocuk işi. Ne yapıyor? Arabasını satıyor. Televizyonunu satıyor. Yani bu iş çiftlik banka döndü. Yani mavi yumurtaya döndü. Ciddiye alınacağı zaman gelecek. Doğru. Ciddiye alınacağı zaman gelince o zaman analiz yapacağız. Sen böyle yükselir, böyle düşer diyeceğiz. Saygı duyuyorum. Çünkü Metaverse oranın para birimi. Neden ciddiye almayalım? Ama şu an yapılan yalnızca spekülasyon. Çok doğru. Peki. Spekülasyon, çünkü spekülasyon da sorun şu. Bilgisiz, orta tabaka realite, orta tabaka zeka, orta tabaka düşünce, orta tabaka eğitim birbirlerinden mesajlaşarak, hareketlenerek piyasa, tiyolar, şudur budur hızlı kazançlara gitmeye çalışıyor. Ama çoğu kaybediyor. Çoğu kulaktan intihar ediyor. Eşini dövüyor, intihar ediyor, arabasını satıyor, çocuğuna bu yanlış, bu trajedi. O zaman bunun bir sistematiğe oturmasını beklemek lazım. Ha, hızlı yapmayacaksa, hızlı alım satım yapmayacaksa altın 3 yıl sonra çok büyük. Kendime bir torpil yapayım. Bu yengeçlerin çilesi bitecek mi ya? Hayır. Espri yapıyorum. Evet. Kendine çok iyi bak. Hep sevgiyle kal. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılar. Mutlu ol. Güle güle.